Adım Hasan, Hasan Genç. 1973 doğumluyum. Mobilyacıyım. Mobilya imalatıyla uğraşıyoruz. Baba mesleğimiz zaten bizim. Babadan kalma. 3 tane çocuğum var. İstanbul'da Pendik'te ikamet ediyorum. Ev işi yakın olması münasebetiyle daha çok sabah kalkıp işe gideriz. Akşam iş bittiğinde eve döneriz. Çocuklarla ilgileniriz. Motosiklet kullanırım. Yani sosyal olarak bir tek motosikletle ilgileniyorum. Motor sevgisi babamdan geliyor. Babamın motoru var. Hali hazırda motora biner. Ben de motosiklet kullanıyorum. Üç erkek kardeşiz. Üç erkek kardeşim de motosiklet kullanır. Motosiklet bir tutku bizim için. Çok severim. Benim vazgeçilmezimdir yani. Motora alırsanız hayatımdan geri bir şey kalmaz. Birinci delik burası. Sonra burada bir delik var. Sonra şurada bir tane var. Şurada. Arkadaşlarla beraber çay içiyoruz. Bir telefon geldi bir arkadaşımıza. Ya ortalık karışmış, haberiniz var mı gibisinden bir telefon geldi. Allah Allah dedik yani, nedir? İşte tanklar yürüyormuş. İhtilal gibi bir şey. Motosiklete bindim, eve geldim. Olayı daha net görebileyim televizyondan diye. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bu arada Cumhurbaşkanımız çıktı televizyona. Dedi ki bu bir kalkışmadır. Bütün halkımız meydanlara insin. Bugün indiniz. İnmediniz yarın çok geç olabilir gibisinden konuştu. Ben zaten hazırdım çıkmaya. Hemen aşağı indim, motosikletimi çalıştırdım. En son bir polis gördü, elinde MP5 var, gitme, yapma falan diyordu bana. Ama ben çok umursamadım. Hakikaten o anda da Allah-u Teala öyle bir şey veriyor ki size. Yani hani çok düşünenden kahraman olmaz gibi bir laf var ya. Düşünsem belki o işi yapamazdım. O şekilde gidemezdim tankların üzerine. Düşünmedim, düşünmek de istemedim. Öleceksem de öleyim dedim. Yani öyle bir gaz açtım tankların üzerine doğru motosikletimle. Ortalara doğru geldiğim zaman ateş açılmaya başlandı. Çok fazla bir mesafe kalmadan vurdum. İlk mermi omuzuma vurdu. Onun akabinde bacağımdaki mermi yarası oluştu. Çok ağrıma gitti. Yani askerin kendi vatandaşına mermi sıkıyor olması, ki biz buraya giderken sopa bile almadık yani elimize. Kendi askerim tarafından vurulmam çok ağrıma gitti. Yani beni en çok canımı o yaktı benim. Ağlamaya başladım. Bir yandan da söyleniyorum. Oradaki hainlerin başlarından komutan demeye dilim varmıyor. Bir tanesi yanıma geldi. Helal olsun dedim sana komutan. Yani savunmasız bir vatandaşa kendi halkına mermi sıkabiliyorsun ya dedim. Helal olsun sana dedim. Kızgın bir ifadeyle ne işin vardı senin orada falan dedi bana. Şaşırdım. Yani böyle bir soruyu bizim sormamız gerekirken o bize soruyor. Bir asker çağırdı yanına. Askere bir şey söyledi. Askerin rengi benzi gitti yalnız o arada. Sonra bana baktı asker böyle. Yani suçluluk psikolojisiyle böyle gözlerini yere doğru çevirerek. Arkama doğru geçti böyle. Başımın olduğu tarafa doğru yatıyorum yerde böyle. Arkama doğru geçti, tüfeği bana doğru çevirdi. Dedim herhalde kafama sıkacak. Bu işi bitirecek burada. Çok önemli değil. Zaten hareket edemiyorum. Sol ve sağ bacağımdan vurulduğum için, sağ kolumdan, sol bacağımdan vurulduğum için sürünüp oradan çıkma gibi bir ihtimalim de yok. Sürünemiyorum. Çok kan kaybediyorum. Omuzumdan da bayağı bir yara, büyük bir yara oluşmuş. Öyle bekliyorum. Çok fazla bir şey yapamıyorum. Yani
kelime-i şehadet getiriyorum. Artık bu iş bitecekse de bitsin diyorum burada. Yapabileceğim müddet daha fazla da bir şey yapamıyorum çünkü. Öyle beklerken bir bayan çıka geldi. Nereden çıktı geldi bilemiyorum. O bayağı bir komutana bağırdı. İşte bu adam burada ölüyor kan kaybından. İki askerinizi verin de kenara çekelim bari, çıkaralım buradan diye. Muhtemelen komutan zaten aldığım yaralardan 45 dakikada yerde yattıktan sonra öleceğimi düşünerek kadından da illallah dediği için, kadın çok çünkü şey yaptı, şarj etti komutana beni oradan aldırması için. Komutan iki tane asker gönderdi. Böyle sürükleyerek kenara çektiler beni biraz. Mermilerin yolunun üzerinden çekilmiş olduk biraz kenara. Sonra sivil vatandaşlar çektiler. Tam çatışmanın dış tarafına doğru götürdüler beni. Ondan sonra da sivil araçlardan bir tane servis minibüsüydü. Arkadaş sağ olsun, Allah razı olsun, o geldi. Oraya koydular beni. Hastaneye götürdüler işte, ilk müdahaleyi falan yaptılar. Sanki şey gibi. Yok yok, çok alçaktan uçtuğu için geçtiği anda patlama yapıyor. Bir yastık daha uydurayım mı? Yok yok, ben öyle yatıyorum daha çok. Sıkıntın, ağrın var mı şu anda? Ağrı geçici verdiler bana. Sen motorun üstünde mi vuruldun da? Tabii. Motorun üzerinde vurdular seni. Nişan aldı vurdu yani. Lan nişan aldısın var oğlum, adam M3'te bir ateş ediyor. M3'te mi vurdu sizi? G3'te vurdu beni. G3'te. Tabii, parçaladı burayı. Hocam şey, hani ben mantıken bu işi çözemedim. Hani bazıları Hızır der, bazıları Mevla'nın eli der, ne bileyim, birçok yorum söylenebilir. Ama kadın ateş esnasında üzerime kapandı. Yani benim vurulmamam için kendisini de feda etti. Bir anneymiş zaten, onun çocuğunun, bir kardeşinin asker olduğunu falan söyledi. Duyduklarım bunlar, çok yüzünü hatırlamıyorum. Allah razı olsun kendisinden. Yani ben onun hiçbir şeyi değilim. Yaralıyım ve hakikaten mermi yağmuru altında kalkıp benim başucuma gelmesi, beni savunması, beni oradan yaralı olarak çıkartabilmesi hakikaten takdire şayan. Gerçekten diyorum. Başkası hiç kimse yapamaz, hiç kimse de gelmedi onun haricinde zaten. Gelemedi. O kadın oraya o mermi yağmurunun altında nasıl geldi bilemiyorum. Mersi, mersi. Ne içersin sen? Vişne mi? Kahvesi güzel. Ben Çanakkale Savaşı'nı falan seyrederken belgeselleri hep şey diye düşünürdüm. Arkadaşlarla oturup konuşurduk. Şey derlerdi hep. Ya işte o eskideki kahramanlar kalmadı. İşte 13 yaşında askere giden gencecik delikanlılar, kınalı kuzular. Şimdi kalmadı. Gençlik de yozlaştı gibi tabirler vardı ama o gece gördük ki yozlaşan hiçbir şey yok. Her şey aslına rücu ediyor. Bir adam gerçekten Türkse, gerçekten vatanını seviyorsa, gerçekten iman dolu göğsü varsa, o adam yeri geldiği zaman o da kendine şaşırıyor. Ben de kendime şaşırdım o akşam. Ben de böylesine bir tepki vermeyi beklemiyordum ama bu ona benziyor olsa gerek. Kurt kurdun sesini duyduğu zaman her ne kadar küçükten de alınmış olsa sahibini bırakıp yine kurdun yanına gidermiş. Yeri geldiği zaman, o gün geldiği zaman Türk milletinin ne kadar büyük olduğunu, ölüme düğüne gider gibi gittiğini gördük.